Çözüm rehberimden hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere bir uygulamayı nasıl her zaman yönetici olarak çalıştırırsınız onu göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ben mesela Photoshop uygulaması üzerinden bunun her zaman yönetici olarak çalışmasını istiyorum. Yapacağım işlem, sağ tık yapıyorum uygulamama gelip, yani hangi uygulamayı her zaman yönetici olarak çalıştıracaksanız sağ tık yapıyorsunuz ve özellikler diyorsunuz arkadaşlar. Özellikler dedikten sonra şöyle bir sekme sizi karşılıyor. Bakın burada gelişmiş kısım var. Kısa yol sekmesinde gelişmiş kısmına bastığınız zaman yönetici olarak çalıştırır. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tamam diyorsunuz, uygula diyorsunuz ve artık olmuş oluyor. Buradan her girdiğimizde yönetici olarak çalıştıracak bunu. Farklı bir yöntem ise tekrardan sağ tık yapıyorum. Özellikler diyorum. Buradan mesela şuradan gelişmişten kapatayım bunu. Tamam dedim. Buradan uyumluluk sekmesine gelip buradan bu programı yönetici olarak çalıştır diyorsunuz arkadaşlar. Bir de mesela buradan tüm kullanıcı ayarlarını değiştirerek basarak buradan da bu programı yönetici olarak çalıştır tıklayıp bu şekilde de her zaman yönetici olarak çalıştırmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Uygula tamam dedikten sonra artık gördüğünüz gibi zaten sağ altına da böyle bir güvenlik simgesi geldi arkadaşlar. Her zaman yönetici olarak çalışacak demek bu. Sorularınızı olursa yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın.